Benim de bir sürü fikrim var ama bu fikirlerimi kimseye duyuramıyorum. Söyleyeceğim çok şey var. Söyleyecek platform bulamıyorum. Sesimi bir türlü duyuramıyorum diyorsanız buyurun size serbest kürsü hem de %100 yerli. Türk yapımı bir sosyal medya kanalı hayata geçirildi. İki üniversite öğrencisinin girişimiyle ortaya çıkan bu uygulama gençler arasında hızla yayılıyor. Bir dönem çocuklarını internet başından kaldıramayan anne babalar bile artık sıkı bir sosyal medya kullanıcısı. Her şey o kadar hızlı gelişiyor, değişiyor ki sosyal ağlara her geçen gün yeni bir uygulama ekleniyor. Şimdi sizi %100 Türk yapımı bir uygulamayla tanıştıracağım. Scorp, yani görüntülü sözlük demek. Ve bu uygulamanın mimarları da yanımda görmüş olduğunuz iki genç adam. Bir video çekiyoruz. Hatta şu an direkt olarak çekiyoruz. Bu videoyu çektikten sonra 15 saniye kadar çekebiliyoruz bu arada, maksimum 15 saniye. Videoyu çektikten sonra izliyoruz ve sonrasında buraya başlık atarak CNN Türk'teyiz. CNN Türk olarak başlığımı atıyorum ve videoyu paylaştığım zaman direkt olarak bu CNN Türk diye bir başlık açılmış oluyor. Ve insanlar CNN Türk'le alakalı düşündükleri şeyleri, görüşlerini, fikirlerini, kimi zaman duygularını anlatabiliyorlar. 15 saniyelik. Evet, 15 saniyede anlatabiliyorlar. Daha kurulalı 2 ay bile olmadı ama 150 binden fazla kişi tarafından indirildi bile. Ülkemizde sözlük çok kullanılıyor ve hani sözlük mantığı var ve dünyada da olmayan bir şeydi. Bunu bir video ile birleştirdim. Hani birazcık hani daha jenerasyona, yeni jenerasyona yakın bir şey yapalım. Oradan da aslında videolu sözlük Scorp oluştu. Politikadan tutun cinselliğe, spordan tutun modaya kadar her şey konuşulduğu için insanlar kendi karşısına şu şekilde kendilerini çektikleri için direkt olarak bir samimiyet oluşuyor. Çünkü anlatıyor karşında birebir etli, canlı bir insan var sonuçta. Sercan Işık 20 yaşında, Koç Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği okuyor. İzzet Zakuto da 23 yaşında, aynı üniversitede medya okuyor. İkisinin de girişimcilik ruhu bu projenin ortaya çıkmasında en büyük etken olmuş. Üniversiteli bu genç girişimcilerin hedefi küresel bir marka yaratmak. Saat başında devam.